İyi misin sen? Evet, niye? Dalgın görünüyorsun. O evde ne oldu, anlatacak mısın artık? Seni tanımıyorum. Ama ablanı tanırdım. Ablam mı? Evet. Ne ablası, ablam falan yok benim, uydurma. Var Cemal. Senin bir ablan var. Adı da Songül. Evet, seni dinliyorum. Dursana bir yerde. Bir hava alalım. Şaşırdın değil mi? Evet. Hem de çok. Bir de beni düşün. Hala inanamıyorum. Tek derdimiz Fadik'ti. Güya o mendilci gariban kıza yardım edecektik. Annesi bizi görünce nasıl telaşlanmıştı, hatırlıyor musun? Ah kızım. Anneciğim. İyi misin kızım? Çok acımadı değil mi? İyiyim anneciğim, merak etme. Hadi gidelim kızım. Şüphelenmiştim zaten. Meğer beni de ablamı da tanıyormuş. Telaş ondanmış. Nasıl buldun kadını? Temizliğe gitti evde. Konuşmaya çalıştım. Bir iki laf etti. Sonra ev sahipleri gelecek dedi, gönderdi beni. Başka bir şey sormaya fırsat vermedi. Öyle afallamıştım ki zaten. İtiraz edemeden attım kendimi evden. Ya tamam da bu kadının her söylediğine itimat edemeyiz ki. Belki seni biriyle karıştırıyor. Olamaz mı? Tabii her detayı araştıracağım ama... Ya doğruysa? Bir kardeşim var ve varlığından yeni haberim oluyor. Bu çok saçma. Yıllarca ne yaptı? Şu an nerede? Evli mi? Acaba bir yeğenim var mı? Hakkında en ufak bir şey bilmiyorum. Bu kadarı çok fazla. Haklısın. Bak ben yanındayım. Bu işte beraberiz, tamam mı bir tanem? Ben hayatımda sır istemiyorum. Artık her şeyi bilmem lazım. Ablam var mı, yok mu? Varsa nerede, ne yapıyor? Hepsini bilmeliyim. Nasıl oldu kolun? Acıyor mu yine? Yok, acımıyor. Bebeğin ne kadar güzelmiş. Adı ne? Bunun adı Ela. Diğerleri evde. Çok güzelmiş. Bir bakalım mı onlara da? Hadi gel. Olur. Afiyet olsun. Kaçmak yok Esma. Bugün her şeyi konuşacağız. Otur şuraya. Beni korkutma. Ben garip bir anayım. Tek derdim evladım. Benim derdim de sensin Esma. Bir karşıma çıktın, ablam var dedin. Adı Songül dedin, sonrası yok. Hani nerede? Hiçbir yerde ismi geçmiyor. Nasıl ablaymış bu? Bak şunlara. Ne bunlar? Niye bana gösteriyorsun? Bunlar benim evraklar. İyi bak. Bak, bu benim. İsim Cemal Şahin. Ana adı belirsiz. Baba adı belirsiz. Kardeş yok. Bilinen akraba yok. Diyarbakır Çocuk Esirgeme Kurumu. Giriş 1996, çıkış 2014. Sonrası zaten yatılı polis okulu. Okudun mu? Gördün mü her şeyi? Gördüm. O zaman ne anlatıyorsun sen? Hangi abladan bahsediyorsun? Hani kaydı nerede? Ben ne bileyim kaydı kuydu. Hadi kaydı da geçtim. Ablam olsa ben hatırlamaz mıyım? Hatırlamazsın. Çünkü ablan seni bıraktığında 1 yaşındaydın daha. Biliyorsun işte. Her şeyi biliyorsun. Anlatacaksın Esma. Yoksa seni rahat bırakmam. Cemal, içeride çocuk var, duyuyor her şeyi. Sakinleş lütfen. Buraya konuşmaya geldik. Kırıp dökmeye değil. Kusura bakma Esma. Derdimiz seni üzmek değil ama anlatmak zorundasın. Yoksa bu mesele uzayacak. Peki. Cemal, biz aynı yurttaydık seninle. Trafik kazasında ölmüş anam baban. Sen daha kundaktaymışsın. Songül de 10-12 yaşlarında. Bizim yurda geldiniz. Sen çocuk koğuşuna gittin.
Ablanı bizim kızlar yatakhanesine verdiler. Böyle tanıştık. Hep seni görmeye giderdi. Beni de götürürdü. Oradan hatırlıyorum adını, yüzünü. Hep birlikteydik. Keyfimiz yerindeydi. Ama sonra... Sonra rahat bırakmadılar ablanı. Ne yaptılar? Bize orada musallat olan biri vardı. Veysi. Hademeydi. Gece gündüz yurtta gezerdi. Hep bizi rahatsız ederdi. Canımızı sıkardı. Çok şikayet ettik ama kimse bir şey yapmadı. Songül'e takmıştı kafayı. Ablana yani. Öyle lanet bir adamdı ki. Songül'ü seninle tehdit ediyordu. Benimle gelmezsen kardeşinin canını yakarım diyordu ablana. Ne diyorsun ya? Sonra? Seni de aldı yanına. Ben de peşinden gittim. Bırakmadım arkadaşımı. Nereye gittiniz kucağınızda bebekle? Bizden önce Diyarbakır'daki yurda gittik. Bir arkadaşımız oraya nakledilmişti önceden. Oraya bıraktık seni. Dönemedik geri. Ama hep haberlerini aldık Songül'le. Fotoğrafların geldi bize hep. Bir saniye. Cemal. Bak. Bu ben miyim? Evet. Bak bu ablan. Songül. Siz ne yaptınız sonra? Seni kurtardık. Ama biz kaçaktık. Bir daha yurda giremezdik. Başımızın çaresine baktık. Adana'ya kaçtık önce. Orada zar zor dayandık. Oradan Mersin. Tekstilde çalıştık. Temizlikte. Gerektiğinde pavyonlarda. Karnımız nerede doyuyorsa. Sonra Songül biriyle tanıştı. Sonra kaçtı. 17 yaşındaydı. Kim? Kimle tanıştı? Adı yok mu? Güngör. Güngör'dü ismi. Güngör Aydın. İsmini bilirim bir tek. Parası pulu vardı. Kabadayıydı, yakışıklıydı. Çok da sevdi Songül'ü. Ya da biz öyle bildik. Songül de kandı gitti peşinden. Neredeyse 15 yıl olmuş. Belki fazladır. Nerede bulacağım ben bunları? 2 sene önce konuştum en son. İstanbul'daydı. Güngör cezaevine düşmüş. Onu bekliyordu çıksın diye. İstanbul mu? Nasıl yani? Ablam burada mı? Evet. İstanbul'da. Hiç tanımadığım kardeşimden kazık yemişim, haberim yokmuş. Nasıl yani? Hadi ben bir ablam olduğunu bilmiyordum. Ama o bir kardeşi olduğunu biliyordu. Buna rağmen beni bulmaya çalışmadı. Belki merak bile etmedi. Ne şanslıymışım değil mi? Bunu bilemezsin. Ablan hangi şartlarda yaşadı bilmiyoruz. Seni arayıp sormadı, evet. Ama belki geçerli sebepleri vardı. Tamam işte. Neymiş o sebepler, bulunca kendisine soracağım. Sor tabii. Ama yine kendini çok kaptırma bence. Bu ne demek şimdi? Kendini kaptırma derken? Ablanı bulunca her şey istediğin gibi olmayabilir. Hazır mısın bütün ihtimallere? Elbette hazırım. Soru mu şimdi bu? Tuhaf tuhaf konuşuyorsun Ezgi. Aynen kimse kim boş ver kurcalama der gibisin. Öyle bir şey söylemiyorum. Sadece üzülmeni istemiyorum. Ben üzülmekten korkmam. Ama haklısın, bu benim meselem. Seni yorduysam kusura bakma. Hadi eyvallah. Ya saçmalama Cemal. Ben senden asla yorulmam, biliyorsun bunu. Cemal nereye? Ah be Cemal ya. Thank you.